Vektörlerle yapacağımız bir başka işlem de toplama. Toplamayı da yine hem geometrik olarak tanımlayabiliriz, hem bileşenleri cinsinden tanımlayabiliriz. Ama önemli olan bir şekilde iki A vektörünü alalım, B vektörünü alalım. Bu iki vektörü topladığımız zaman elde ettiğimiz yeni vektörün hangi yönde olduğunu belirtmemiz gerekiyor ve büyüklüğünün ne kadar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yine xz eksenlerimizi düşünelim. Bu xz eksenleri üzerinde A vektörümüz ve B vektörümüz olsun. A vektörümüz şu vektör, B vektörümüz de diğer vektör olarak düşünelim. Şimdi bu iki vektörün toplamını şöyle tanımlayacağız. İster B vektörünü alıp A vektörünün ucu buradaydı, A vektörünün ucuna taşırsınız. İsterseniz A vektörünüzü alırsınız, B vektörünüzün ucuna taşırsınız. Oluşan şekil bir paralel kenar olacağı için her iki durumda da elde edeceğiniz son nokta aynı olacak. A vektörünün sonuna B vektörünü taşıdığınızda şu noktayı bulacaksınız. A artı B vektörü ilk noktanızdan bu noktaya çizeceğiniz vektördür. Dolayısıyla yönünü biliyorum. Çünkü o noktanın hangi doğrultuda olduğunu biliyorum. O noktanın ilk noktama olan uzaklığını da biliyorum. Hem büyüklüğünü biliyorum, dolayısıyla yeni vektörümün, hem yönünü biliyorum. Dolayısıyla ben bu toplam vektörümü artık tanımlayabilirim. Ne olduğunu tam olarak belirlemiş oldum. Biraz önce dedik ki eğer bu konum vektörlerini, bu vektörler özel bir örnek olarak konum vektörü olarak düşünecek olursak bir yol tarifi gibi. İki vektörün toplamını da şöyle düşünebiliriz bu yol tarifi olarak bakacak olursak. Referans noktamızdan aldık. A vektörümüz var. Bir konum tarifi diyor bize. O tarifi uyarak o noktaya gittik. Sonra o konumdan B vektörümüz de bir yol tarifi. O konumdan B vektöründeki tarifi uyarak bir başka noktaya gittik. İlk başlangıçtan ulaştığımız son nokta burası. Dolayısıyla biz buradan doğrudan bir tarif de yapabiliriz. Toplam vektörü dediğimiz şey de budur. Şimdi vektörleri çıkarma işlemi, tabii çıkarmaya geçmeden önce tam bu toplamı geometrik olarak tanımladık ama bir de bileşenleri cinsinden bakalım. Şimdi bileşenleri belirlemek için ne yapıyorduk? Vektörlerimiz vardı. Onlara dik çizmeler uçlarından dik çizgiler ve yatay çizgiler çiziyorduk. Eksenlerimizi kestiği noktaların konumları bize x ve y bileşenlerini belirlememize imkan tanıyordu. Şimdi A vektörümüz var. Ucuna B vektörünü eklediğimizi varsayalım. Bunların uçlarından dikmelerimizi çizelim. Şimdi A vektörünün ucundan bir dikme çizdiğimiz zaman A vektörünün sonuyla o dikmenin yatay ekseni kestiği nokta arasındaki mesafe diyelim ki AX olsun. Yani A vektörünün X bileşeni. Aynı şeyi diğer B vektörünün ucundan da yapabiliriz. Şimdi B vektörünün ucundan yaptığımız zaman, şimdi A vektörüyle B vektörünü ucuca eklediğimiz için B vektörünün ucundan çizdiğimiz dik çizginin X eksenini kestiği noktayla dibinden çizdiğimiz dik çizginin x eksenini kestiği nokta arasındaki mesafede bx'e eşit. Yani b vektörünün x yönündeki bileşenine eşit. B vektörünün ucu ise c vektörünün ucuyla aynı noktada. Dolayısıyla b vektörünün ucundan çizdiğimiz çizgi aslında aynı zamanda c vektörünün de ucundan çizdiğimiz çizgiye eşit. O noktanın A vektörünün dibinden olan uzaklığı ise A vektörünün x bileşeni artı B vektörünün x bileşenine eşit. Bu da bize diyor ki bu A ve B vektörünü toplayarak elde ettiğimiz C vektörünün A vektörünün x bileşeni artı B vektörünün x bileşenine eşittir. Şimdi aynı şeyi B vektörü için de yapabiliriz. Y bileşenleri için de yapabiliriz. O da bize diyecek ki C vektörümün şu toplam vektörümün Y bileşeni, Z bileşeni, dikey bileşeni, A vektörümün dikey bileşeni artı B vektörümün dikey bileşenine eşit olacak. İkisinin toplamına eşit olacaktır. Şimdi bileşenleri cinsinden yazdığımız zaman dolayısıyla C vektörü
AX artı BX, X yönünde artı AZ artı BZ, Z yönünde olarak karşımıza çıkar. Yine çarpmada olduğu gibi toplama, vektörleri toplama işlemi de aslında bileşenleri cinsinden yazdığımızda bildiğimiz toplamadan farkı bildiğimiz toplama işlemidir. Şimdi vektörleri çıkarma dediğimiz işlem için yeni bir tanım yapmamıza çok da bir gerek yok. A vektöründen B vektörünü çıkarmak istersek aslında yapmamız gereken B vektörünü alıp eksi 1 ile çarpacağız. Vektörleri sayılarla nasıl çarpacağımızı biliyoruz. Ve elde ettiğimiz yeni vektörü A vektörüyle toplayacağız. Şimdi elimizde B vektörümüz var. B vektörümüz bu vektördü. A vektörümüz şu vektördü. Şimdi B vektörünü eksi 1 ile çarptığımız zaman eksi 1'in mutlak değeri 1. Dolayısıyla elde edeceğimiz yeni vektörün büyüklüğü ile B vektörünün büyüklüğü aynı. Çarptığımız sayı negatif bir sayı olduğu için B vektörü şu yönde bir vektör, eksi B vektörü ise bu yönde aynı büyüklükte olan bir başka vektör. Dolayısıyla şöyle de düşünebiliriz. Herhangi bir vektörü eksi 1 ile çarptığımız zaman sadece ucuyla sonunu yer değiştiriyoruz gibi düşünebiliriz. Şekilde de öyle gösterildi. B vektörünün yönünü çevirdiğimiz zaman bu bizim eksi B vektörün. Şimdi eksi B vektörüne, eksi B vektörü şu vektör. A vektörünü eklediğimiz zaman elde edeceğimiz vektörse şu vektör olacak. Bir başka deyişle A vektöründen B vektörünü çıkarırsam elde edeceğim yeni vektör B vektörünün ucundan A vektörünün ucuna gösteren bir vektör, ucuna kadar çizdiğimiz bir vektör olarak karşımıza çıkacak. Bileşenleri cinsinden de yapabiliriz. Toplamda yaptığımız işlemlerin aslında aynısını yaptığımız zaman gösterebiliriz ki iki vektörün çıkarımı bileşenleri cinsinden karşılıklı bileşenlerinin farkından başka bir şey değildir. A vektörü eksi B vektörünün x bileşeni, A vektörünün x bileşeni eksi B vektörünün x bileşeni, Z bileşeni ise A vektörünün Z bileşeni eksi B vektörünün Z bileşeni olarak karşımıza çıkacak.